Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kurtubi tefsirinin Türkçesinin Araf 54. ayeti için şu cümleleri okudum. Selef-i Salihinin ilk dönemleri ise Allah'ın bir cihette bulunuşunu nefyetmiyorlar ve bunu nefyettiklerini de ifade etmiyorlardı. Aksine onlar da genel olarak herkes de Yüce Allah'ın kitabında bildirdiği, peygamberlerin de haber verdiği şekilde ona cihet ispat ediyorlardı. Selef-i Salihinden herhangi bir kimse Allah'ın arşı üzerinde hakikaten istiva etmiş olduğunu inkar etmiyordu. Bu cümleler orijinal tefsirde var mı? Selef Allah'a cihet isnat ediyor muydu? Evet, bu cümleler Kurtubi tefsirinde var. Ama cihetten kasıt nedir? Bu kelime teknik bir şey belki ama Selefiler bunu çok kullanırlar. Bu cihet yön demek. İki anlamda kullanılabilir bu. Birincisi doğu, batı, kuzey, güney, yukarı, aşağı, ön, arka, sağ, sol anlamında cihet. Bir de Türkçemizde de vardır bu. Bu söylediğin şey şu cihetten doğru değildir deriz. Şu yönden doğru değildir deriz. Burada soyut bir anlam var. İşte o anlamda cihet Cenab-ı Hak için kullanılır. Biz buna cihetül uluv diyoruz. Uluv ciheti. Uluv yücelik demek. Cenab-ı Hak uluv cihetinde midir? Evet. Cenab-ı Hak el-aliyyül azimdir. Yücedir. Yücelik onun vasfıdır. Bu cihetten Cenab-ı Hakk'a uluv ve cihet nispet edilir. Ama bu Cenab-ı Hak yukarı yöndedir, yukarı istikamettedir demek değil. Kurtubi tefsir, Kurtubi'nin ben bu meseleyi makalelerimden birinde de yazmıştım. Kurtubi'nin bu meselede ne düşündüğünü tam anlamıyla kavramak için onun Et-Tezkâr ve Et-Tezkîre isimli eserlerini de incelemek lazım. Orada tam bu söylediğimle %100 örtüşen şeyler söylüyor. Hasılı kelam, Selef Cenab-ı Hakk'a uluv ciheti nispet etmiştir. Ama Allah yukarı yöndedir dememiştir. Bu ikisi birbirinden farklıdır. İşte hocam Kurtubi direkt tefsirinde de kendisi de ifadesinde Allah mekandan münezzeh. Tabii bunları hep yazdım ben. Evet. Bunları hep yazdım. Evet. Allah razı olsun. Tabii. İnternette vardır bu. Bulunabilir. Selef Allah yukarıdadır demiyor. Fark burada. Selefiler uluv denince yukarı yönü anlıyorlar. Selef uluv denince yüceliği anlıyor. Fark burada.